şükür namazı diyor değil mi? Hı hı. Heh, şükür namazı herhangi bir nimete ulaştığımızda herhangi bir nimete ulaştığımızda Rabbim beni bu nimete ulaştırdı, bu nimete kavuşturdu diye en azı iki rekat olan bir şükür namazı kılar Müslümanlar. Ama bunlar yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttu. Şükretmek, Kime şükredeceğim? Ha şimdi misafir geldi. Nurhan'ım elinde avucunda neyi varsa hepsini sofraya döktü. Misafir yedi, içti. Bir iki gün sonra veya aynı günde çekip bitti. Ne yemeği yedikten sonra ne de ayrılırken ...Nurhan'ım geldik sofrana oturduk. Ellerine sağlık. Kesenize bereket olsun. İzzeti ikramda bulundunuz. Size teşekkür ediyorum demeden giderse açık ve net. Nur bu gelen misafire ne kaba adam demez mi? Ya, ben derim. Ben de derim. Ha ben de derim. Ha. Şimdi biz elimizde davulumuzda neyimiz varsa 2 3 5 çeşit sofraya koyduk. Yediniz, içtiniz ama bana teşekkür etmediniz. Peki siz Allah'a da teşekkür etmiyorsunuz demektir. Hani Rahman suresinde diyor ya sayıyor 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 Allah Teala nimetleri febi ala rabbi kuma Bunların hangisini yalan sayarsınız diyor. Eğer gökten suyu biz indirmeseydik veya acı olarak indirseydik o sudan nasıl istifade edeceksiniz diyor Allah Teala. Şimdi bütün bu nimetlerin karşılığında insan durup dinlenmeden şükür namazı kılsa gene bunların karşılığını ödeyemez. Öyle Onun için insan insanoğlu acizdir kızım. Ama aczini de aczini de doğru dürüst itiraf edemez. Evet. Çok güzel bir çözüm var da onu biraz sonra saklıyorum. Çünkü nasıl bir kaynana gelin şey çıkacak sorusu. O zaman saklıyorum. Allah Allah hocam evet. ya. Hıh. Hmm. Emine bir çay verin be kızım. Hocama çay getirin. Evet. Kimin tevbesi kabul olmaz. Öyle mi? Yok. O da cevaplayalım. E Nasıl okudum? He. He ama <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim hocam. Valla bu programı yaparken sizin bana ihtiyacınız yok biliyor musunuz? Tatlı De diliniz, güler yüzünüz. Estağfurullah, estağfurullah. Böyle soruları kendi okuyor, kendi cevaplıyor. <laughs> Bazı seyircilerim bana çok kızıyormuş. Niye? Hocamın sözünü kesiyorum diye. Doğrudur. Aşk olsun hocam. <laughs> Doğrudur. Ben hocam. de seyrederken bakıyorum bazen. Tam böyle. Bak kızım unutma. Ben ihtiyar adamım. Ha. Ben yavaş yavaş unutkanlık başladı gibi. Tamam. Ben getiririm, yüzerim, kuyruğuna kadar getiriyorum. Tam bam teline basacağım da bir şey çıkıyor. E ya. ne yapayım? Reklama gidiyoruz. O reklam ayrı canım. O zaten değişmez kanun. Evet buyurun. Siz de şikayetçi misiniz? Onu söyleyeyim. Yok hayır canım ne şikayeti hadi. Şikayetçi <laughs> gelmem buraya hadi. <laughs> evet. Çok kibar. O kadar. Ay, cevaplamıyor musunuz? Kimin tövbesi kabul olmaz? Ha kimindir? Şimdi isyankar olan insanların tövbesi kabul olmaz. Sözünden dönen insanların tövbesi kabul olmaz. Anasına babasına isyan edenlerin tövbesi kabul olmaz. Şimdi ben bu sözü söyleyince hemen bana mail yazıyorlar hoca. Bu analar, babalar evliya mı? Yani bunların hiç günah yok mu? <laughs> Sevgili dostlar. Anneler, babalar bizim... Geçen de söyledim ben bunu. Anneler, babalar bizim devrimizde yaşamadılar. Bizden 50 sene evveli yaşadılar. 50 sene evvelin kültürüyle, 50 sene evvelin gidişatıyla yetiştiler. Onlar bize uymayabilirler. Onların söyledikleri sözler de bize uymayabilir. Onun için onları idare etmek zorundayız. İdare etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü onlar bizim medar iftiharımız bir, bir de dünyaya gelmemize sebep olan iki orta direk. O iki direkten biri yıkıldı mı öbürü de yavaş yavaş yıkılmaya yüz tutuyor. Evet. Akşam bir arkadaşım aradın da Yakın zamanda eşi öldü. Beraber evlenmiştik. Beraber imamlık yaptık aşağı yukarı. Efendim 60 senelik arkadaşım. Diyor ki kardeşim mutfağa giriyorum. Mutfakla bir derdim yok. Hı. Ama eve geldiğim zaman selamün aleyküm diyorum ama Ay. selamımı alacak kimse yok. Yalnız. Sabahleyin çıkıp giderken güle güle oh. diyen bir kimse yok. Bak bunların hepsi bütün nimettir bunlar. Nimet, doğru. Anne baba en büyük lütuftur ha. Annemiz babamız kaba olabilir, sabah olabilir, bize uymayabilir ama onlar bizim anamız, babamızdır. Hocam dünyanın en büyük nimeti değil mi? Mesela evden çıkam Evden Heh. çıktığınız zaman arkanızdan el sallayan "Tabii canım işte, sende ya." E, yolun diye. açık olsun. Ülün ya kıymetini biliyoruz. Rast gitsin." Ha. diyen birinin olması kadar ya yalnızlığı Allah hiç kimseye vermesin. Gerçekten ne? yalnızlık çok. Zor. Yalnızlık sadece kelime evet, mahsus. Evet. Bir şey söyleyeyim. Yalnız olanlar da aslında yalnız değil. Allah var keder yok. Bunu evet. bilincindeyiz tabii Allah ama Allah var keder yok. Amen ya amen. Tamamlanmak istiyor. Yani yanında birini mutlaka istiyor. Peki sorumuzu getirelim. Karımla 12 yıllık evliyiz ama aynı evde ev arkadaşı gibi yaşıyoruz. Ee, çocuklarımı rahatsız ediyor. Yok pardon yaşıyoruz. Bunun günahı günahı bana mı yoksa karıma mı demiş. Şimdi biz madalyonun bir yüzüne vakıfız. Şimdi 12 senedir ayrı evli oldukları halde nikahlı oldukları halde karı koca hayatı yaşamak yaşamaksızın aynı yastığa baş koymaksızın ayrı yatıyorlar. Ayrı kalkıyorlar ama nikahları var ise suçlu kimse cezasını o çeker. Hı hı. Biz hanıma suçlu diyemeyiz bilmiyoruz, beyefendiye suçlu diyemeyiz biliyoruz. Şimdi aynı evdeysek, Heh. karı kocaysak, dini nikahımız varsa, varsa yani, karı kocaysak, çoluk çocuğun ve... karşısında bunu belli etmemek lazım. Bir, iki, yürünmeyen yollarda diken biter demiş hatalarımız. Biz o yollarda yürümeye yürümeye 12 sene 12 seneyi bitirmişiz be kızım. Ne nasıl evlilik bu? Nasıl evlilik? Nasıl sevgi? Nasıl aşk? Peki nasıl... Bunda, bunda hocam bir şey soracağım size. Mesela karı koca birlikte e, yani karı kocanın gerekliliğini yapmıyorlarsa bunu kim gerek koca istemiyor. Vebal onundur. Ha. Tabii, kim yapmıyorsa ve Tabii. Tabi kim yapmıyorsa ve balonundur. Bak, dalu alal hayri kefalihi diyor Peygamberimiz. Hayra önderlik yapan aynen o hayrı işlemiş gibidir. Eddallu ala şerri kefailihi şerre önderlik yapan da o şerri işlemiş gibidir diyor. Önderlik yapıyorsun ama sen o işi yapmıyorsun. Yapmasan bile önderlik yaptığın için o günaha ortak oluyorsun. Hı hı. Bir çığır açıyorsun bir yol açıyorsun o yoldan herkes gidiyor. Herkes gittiği için de oradan da sana sevap geliyor. Onun için de karı koca hayatı yaşayanlardan hangisi usule, kaideye, kurala, adete, Uymuyorsam... ananeye, dine, imana uymayan şeyi yapıyor ise bal gibi suçlu odur. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. O daha fazla olmasın. Böyle hocam çok evlilik yaşayan Maalesef. var biliyor musunuz? Ben yani benim programıma e, biliyorsunuz çarşamba günleri biz burada hikayeler dertleşiyoruz, dertlerimizi dinliyoruz. O kadar çok kişi var ki bakın yüzlerce telefon alıyoruz. Aynı evde iki arkadaş gibi yaşıyoruz. Ben salonda yatıyorum, kocam yatak odasında yatıyor. Hiçbir şekilde yani e, resmi nikahta evliyiz ama evliliğin hiçbir gerekliliğini yerine getirmiyoruz diye arayan. Bu evlilik değil işte. O kadar çok bu, insan tabii, var. Tabii bu gönül eyleme gönül eyleme ve zevahiri kurtarma. Ha bunlar evli. Tamam mı kızım? Niye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nikahı ilan edin diyor kızım? Nikahı ilan edin. Herkes bilgin, bilsin ki siz evlisiniz. Ya. Dil ile ikrar, kalb ile tasdıktır iman. Dil ile ikrar etmeyi tavsiye ederdi. Niye? Niye? ...yaşadığın toplum seni bilecek. Tabii. Seni tanıyacak. Yarın öldüğün zaman seni hangi mezarlığa defnedeceğini bilmesi lazım. O zaman peki bir şey söyleyeceğim. Mesela He? dini nikah yapıyorlar ya kendi aralarında. Evet. Bunu hiç kimse bilmiyor mesela. Bak kızım. Nikahı ilan edin diyen peygamber boşuna söylememiş. Şimdi üniversiteler için çok duyuyorduk eskiden. Şimdilerde pek duymuyoruz. İki tane arkadaşını buluyor ikisi bir kız buluyor, bir erkek buluyor. Gelin bize şahit olun. Ne olacak? Biz günaha girmemek için nikah kıyacağız. Kızım, beni sen hoş gör, saygıdeğer seyircilerim de hoş görsünler. Ateşle barut bir arada durmaz. Allah öyle yaratmış ya. Öyle yaratmış Allah. Kadının erkeğe meyli, erkeğin kadına meyli olarak yaratmış. Ha cennette bunların hepsini kaldıracak Allah kısacık diye bir şey kalmayacak. Ama dünyadayken bu şartlara riayet etmek zorundasınız. Evet buyur. Peki. Şimdi sevgili seyircilerimiz, seyircimiz diyor ki hocamı çok seviyorum. Benim de babam yok. Babam yerine koyuyorum. Allah razı olsun. Demiş. Kütahya'dan ben size yazıyorum. Lütfen bana bir selam gönderebilir mi sevgili hocam? İsmi Emine. Emine Hanım'a ve Emine Hanım gibi olan herkese ...selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Allah razı olsun. Cuma'nın duası kabul olanların içine dahil olmalarında... ...Cenab-ı Hak'tan hiyaz ediyoruz. Allah'ım ne muradınız Amin. varsa versin inşallah. Şimdi Emine Hanım çok zor durumda. Neden? Çünkü boşanmış. Ee, boşandığı için de... tabi çocukları da olduğu için mahkeme buna bir nafaka vermiş. Amin. Fakat kocasının yeni karısı... Ee, Emine Hanım nafaka aldığı için onu ve çocuklarını rahatsız ediyormuş. Allah yani, Allah. Yani ben kocamın parasını alıyorsunuz ben zor duruma düşüyorum diye kadından kurtulmak için nafakayı almasam olur mu? Ama çocuklarımın günahına da girer Hayır miyim diye. Hayır efendim soruyorum. nafakayı al bir. Ama kadın rahatsız ediyormuş. Ha nafakayı al bir. Esas baştan balık kokuyor kızım niye biliyor musun? Niye hocam? İkinci defa evlenecek miyiz? Evleneceğiz. Otur hanım şuraya. Veya otur bey buraya. Bak ben senden evvel bir evlilik geçirdim. Ondan bir tane, iki tane, üç tane çocuğum var. Sen bu şartlara kabul ederek beni benimle evlenmeye karar verdin. Yarın öbürsü gibi imzayı attıktan sonra eski karın bizi rahatsız edecekse eski karınla ilgili durup dinlemeden ha o başkaydı diyeceksen. ...yolun başında ayrılalım. Ayrılalım. Hmm. Tamam mı kızım? Tamam hocam. Bir arkadaşımız vardı bizim emekli oldu şimdi... ...okul arkadaşımız Samsun Müftülüğü'nden emekli oldu... ...Osman Hoca... ...efendim ciddi havalanda karşılaştık... ...yengen vefat etmişti... ...ne düşünüyorsun dedim bir seneye geçmişti. Evlilik için mi? Hayır hayır işte bir hanımı vefat etti... Bir sene sonra biz Cidde Havalandı hac mevsiminde karşılaştık. Onu anladım. Yani ne düşünüyorsun derken yani yeni bir evlilik için ben, mevzuldi. Ben sordum işte. Ha. Ne düşünüyorsun kardeşim dedim. Yani fikrin, planın, programın ne? Dedi ki azizim doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Benim de bir geçmişim var, gelecek olanın da bir geçmişi var. Nasıl imtiza edeceğiz diye kara kara düşünüyorum. Ama bu yaşta bu şekilde gitmek de hoşuma gitmiyor. Biz din adamıyız. Din adam olduğumuz için bir şey, bir kısım şeylere dikkat etmemiz lazım. Ama ya yarın öbürsü gün ha dedik de gelen başımıza çorap örerse yanarım mesleğime yanarım demişti bana arkadaşımız. O şimdi onlar hatırlamaz. Tabii hocam kolay evet. değil biliyor musunuz? Kolay Çünkü değil, herkes tabii. kendi hikayesiyle Aa, geliyor. Tabii canım İlk evliliğinizi <laughs> elinizden geldiği kadar İlk göz ağrısı. Evet, sürdürmeye ha, çalışın. Bitti ya. Öte Çünkü çok, neden? İlk göz ağrısı. Evet, ilk ha, göz elde ağrısı. Ha, olmayan sebepler olur kızım. Ben ona bir şey demiyorum. Oldu da, oluyor ha, da. Olur, oldu yani. da, oluyor da. Yalnız bir seyircim çok güzel bir soru sormuş. Onu ben cevaplamak istiyorum ama bilmiyorum reklama gitmemiz gerekiyormuş. Şimdi dedik ki hani evlilikte çiftlerden biri hani evliliğin yani cinsel anlamda görevlerini yerine getiremiyorsa hastalık durumu varsa diye sormuşlar. Evet biraz önce sevgili hocam dedi ki ilişkide yani evlilikte e, hani bir cinsel beraberlik yaşanmıyorsan yani evliliğin gerekliliği yerine gelmiyorsa kim bunu getirmiyorsa vebal onundur dedi. Ondur. Bu konuda o kadar çok soru gelmiş ki hocam toparlayıp soruyorum isim de vermiyorum çünkü özele girdiği evet. için. Erkeğin şöyle özetlemişler. Erkeğin sağlık sorunu varsa kadın ne yapsın hocam demiş. Ha, erkeğin sağlık sorunu varsa sağlık problemi bana da zorla bu sorun kelimesini kullandırdın ha. Neyi? Erkeğin sağlık <laughs> problemi varsa Sual. bu sonradan olmuşsa sonradan olmuşsa buna çare bulmak çok zor. Ama evveliyatında böyle bir tehlike mesela bana soruyor. Efendim ben işte ikinci evliliğim yapacağım da adam işte şöyle de böyle de internette tanıştık da falan. İnternette tanışanlardan evlenenlerin yüzde doksan sekizi boşanıyormuş. Yeni istatistik bu. Aa. Tabii yeni istatistik bu. İnce elegin sık dokuyun. Yarın öbür imzaya attığınızda bu ikinci evliliktir. Pişmanlık fayda vermez demiş atalarımız. İnternetten tanışılanlar. Aa, çöplüktür burası. Bu çöplükten iyi ayıklamak lazım. Ya hocam ama öyle diyorsunuz. Bak hepimiz internetteyiz. Nasıl? Ya internetten ihtiyacını görürsün be kızım. Görmesin demiyorum musun? Yani illa internette hep kötüler mi var? Hayır ama. Bu, bu evlilik işleriyle ilgili. Din diyanet işleriyle ilgili soruların yüzde seksenini şöyle bir süzgeçten geçireceksin. Hı, hı. Ya kızım ben öyle adamlar dinliyorum ki kurmuşlar bir televizyon geçmiş karşısına işkembeyi kübradan atıyor adam işkembeden. <laughs> ne diyor? Ha, i̇şkembeyi kübradan atıyor. Din adına atıyor adam bunu. Ha din adına. Ha, kılığına, kıyafetine Doğru. bakıyorsun. Ha, geçen bir hikaye anlattık. İbrahim peygamber ile kanada kuşunun hikayesini anlattık. Kanada kuşunun kanadını kırmış bir sofu. İbrahim aleyhisselam şikayet etmişler. İbrahim Aleyhisselam huzura almış. Uzun hikaye bu. Huzura almış ve o kanaryanın kanadını kıran sofunun bir yerlerinin kırılmasına yüklenecek. Dur demiş kanarya dur. Eğer siz bunun bir kanadını kırarsanız yarın bunun gibi o sofuluk elbisesini giyip de kandıranlar var ya Onların sayısı çoğalır. Ben bunun elbisesine aldandım. Bu merhametli insandır. Şefkatli, ya, ya Nur, mümin güvenilir insandır diyor peygamberimiz. Güvenilir. Anan güvenmiyor, baban güvenmiyor, karın kocana güvenmiyor, koca karıya güvenmiyor. Oğlan kız bize güvenmiyor, biz oğlana kıza güvenmiyoruz. Komşulara güvenmiyoruz, komşular bize güven. Ya biz neyin Müslümanıyız Allah aşkına bir söylesene. Hocam bir reklama gidelim de siz sakinleyin. Ee, iyi, Hocam yine tamam. tam gaz gidiyor. Tamam hadi. Reklamdan sonra sorular devam ediyor. Evet sevgili seyircilerimiz e, reklam dönüşü ekran başında olan bütün seyircilerimizin cumasını tebrik ediyoruz. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Evlatlarınızla imtihan olmayın, sevdiklerinizle imtihan olmayın. Zorunuzu kolaylaştırsın. Biliyorsunuz bugün günlerden cuma ve her cuma cuma duamız var. Çok geniş bir dua zincirimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyadan, yurt dışından katılanlar var. Bugün gerçekten savaş bölgesinde zorluk yaşayan e, savaş mağdurları için de dua edelim. Herkesin kendi ailesinde, kendi içinde bir savaş var. Gerçekten evet. işte kimimiz e, gönül savaşı veriyoruz, kimimiz sağlık savaşı veriyoruz. Kimimiz çocuklarımızla imtihan oluyoruz. Hadi gelin gönülleri duada birleştirelim duanın gücüne çok inanıyoruz. Kıymetli hocam Yusuf Kavaklı cuma duası yapacak. Herkesi davet ediyoruz. Allah'ım herkesin zorunu kolaylaştır ya Rabbim. Hayatta her şey var seyircileri. Şu anda el açıp kim ne diliyorsa Rabbim ona iki katını versin inşallah. Hocam hep diyor ya programlarda da. Allah'tan isterken sesli ve gerçekten birkaç defa tekrar ederek isteyeceksin evet, 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 diye. Evet. Şimdi sorularla devam ediyoruz. Az sonra Hazreti Ali'nin de duası var, onu da yayınlayacağız. Sizlerden gelen sorulara şöyle bir bakalım. Kıymetli hocam, hayırlı Cuma'lar diliyorum. Siz benim oğlumun dedesisiniz demiş. Oğlumun Olur, adı İlyas. Sizi çok seviyor ve onun dedesi yok. Çok küçük yaşta vefat etti. Her iki dedesi de diyor. Hmm. Ee, ve sizinle tanışmak istiyor diyor. İlyas sizi çok seviyor tanışmak istiyormuş sizinle. Allah Allah. Hocam ne? Niye... <laughs> Nerede yapacağız o şeyi? Niye bu kadar şaşırdınız? He, <laughs> hayır. Çok tatlısınız. Evet. Bir selam gönderin hocam. Selam gönderdim. Gözlerinden öptüm. Ona başarı diledim. Kendi hiç onun gibi, biz. onun gibi olanlara başarı diledim. Onun gibi olanların gözlerinden öptüm. Evet sizi izleyen çok genç var. Elhamdülillah. Ve anneler hep bana yazıyorlar. Diyorlar ki ne olursun Yusuf Kavaklı hocama şöyle gençlere bir nasihat versin. Bir, anneciğinizi babacığınızı üzmeyin. İki, iki yaşlılara hürmet edin. Saygı duyun. Üç, öğretmenlerinize, hocalarınıza edepsiz hareketler yapmayın. Onların dediklerinden çıkmayın. Yaşlı komşularınızdan amca olsun, teyze olsun karşılaştığınızda mutlaka onlara selam verin. Mümkün oluyor ise ellerinden öpün. El öpmekle dudak aşınmaz demiş atalarımız. Erkek el mi öpermiş diyen ahmaklara da aldırış etmeyin dem. Evet gençler Nur ablanızın da size bir tavsiyesi var. Size çok güveniyoruz gerçekten. Şimdi evet. gençler o kadar akıllı ki size çok güveniyoruz ve gerçekten istikbalimiz sizin elinde. Ben çok inanıyorum. Gençlere o kadar inanıyorum ki bir tek şeyi unutmayın olur mu? Bakın her şeyiniz var. Yani her şeye sahipsiniz. Sonsuz nimetler var size sunulan. Bu nimetler arasında mutlu olmayı unutmayın olur mu? Çünkü ben görüyorum ki her şeye sahip olan bazı arkadaşlarımız için söylüyorum. Öyle mutsuzlar ki. Yani anne babalarınızın gençliğini bilseniz, <laughs> değil mi hocam? Oyuncağınız var mıydı küçükken oyuncağınız? Ne, ne oyuncağı ya? Ne oyuncağı? Çamurdan yapardık, çamurdan. Değil mi? Çamurdan yapılır yani. Şimdi bak oyuncağın en alası var, değil mi? Ya, yani şimdi bilgisayarın biz, biz... en güzeli, telefonun en güzeli. Tabii biz o devreleri yaşamadık. Hele bizden öncekiler hiç rüyalarında bile görmediler. Bak. Onlara Türk, çamur tabii, bile yoktu. Türkiye çok büyük Efendim şeyler kaydederek geldi be kızım. O Bunlara yüzden mutluluk çok önemli. Şimdi seyircimiz diyor ki İlyasın annesi, arkadaşım onu sevmediği kişilerle konuştuğu zaman bana küsüyor hocam diyor. Demiş ki Benim düşmanım senin düşmanın olmalı. Al asla. Birine sebepsiz yere düşman olmak doğru mu diyor? ...sebepsiz olarak, sebepli olarak düşman olmak ne kazandırıyor bize? Sadece kinimizi hafifletiyor, karnımızın şişini indiriyor. Kaldı ki sen Ahmet sen Mehmetle problemin olabilir ama benim Mehmetle problemim yok. Ama problemin Ayşe, derecesi önemli değil mi hocam? Ayşe sen. Fatmayla ben kon, beni konuşturmama hakkına sahip değilsin. Sen Fatmayla kavgalar olabilirsin. Fatma ile çekişmiş olabilirsin. Fatmayla birbirinize ağız alınmayacak laflar söylemiş olabilirsiniz. Ama ben yoğum o işte. <laughs> Bitti. Tamam mı kızım? Ben yani bu işte yoğum. Yoğum tabii. evet. Ama bir şey söyleyeceğim Söyle size. Tane. Haksızlık karşısında susarsanız dilsiz şeytandan ama betersiniz. Ama peygamberin hadisidir o kızım. Ama onu her yerde kullanmak doğru değil ki. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Amin ne ve ne ama karı koca arasında hangisinin haklı hangisinin haksız olduğunu biz buradan beyazkına bakarak bilemeyiz ya. Yok yok karı koca değil mesela. Ben şimdi size bir şey soracağım. Siz biz sizin de çok iyi baba kızız değil evet. mi böyle? Birbirimizi çok seviyoruz. Şimdi bana kötülük yapmış bir insana siz çok iyi davranabilir misiniz? Hayır, ama ben mülazat hanım açık kalsın derler eskiler. Ne yaparsınız? <laughs> mülazat hanesi açık kalsın. Hani ne aşağıya demek, açıklama yani. yaparlar ya. Bir yere bir işe falan gireceğin zaman aşağıya bir açıkla. Şu açıklamalara güzel oku. Ameliyat olacaksın. Elinde bir kağıt tutuştururlar. Pet çektireceksin benim gibi. Hemen eline bir kağıt tutuştururlar. Şunlara 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 şunlara, şunlara, şunlara cevap ver derler. Ha öyle onun için mülahaza hanesi açıktır. Açık olunca oraya istediğini yazabilirsin demektir o. Oldu mu kızım? Anlamadın senin o <laughs> Evet. Eskiliği... Hayır şunu anlamadım. Anlam siz açıklamadınız ki. Şimdi biz sizinle çok yakın iki arkadaşız. Tamam kızım ama ben bu kadın Bu adam da bana kötülük ha, ediyor. Sen, ben senin sana kötülük yaptığını biliyorum. Hı. Bildiğim için de mülahazat hanem açık. Yani ona pek sıcak davranmam. Niye sıcak davranmam? Seni tanıdığım için sıcak davranmam. Mülahazat hane. Tabii mülahazat çok önemli öğrendim. Evet buyur. <laughs> Biliyorsunuz hocamın şey var. Siz kitap çıkart çıkartacağım diyor ki kötü giden ilişkilerde biliyorsunuz bu ilişki dırık tutmaz. Dırık tutmaz evet. <laughs> hocamın lafları var. Evet evet. Ha, ondan sonra böyle şey şarkılar böyle kulağına hoş gelmeyen şarkıları ne diyor? Bıttırı bızık şarkılar. <laughs> Bıttırı bızık. <Bittir> <laughs> Mülahazathane bir şey evet. daha öğrendik sayenizde. Geçen sene 130 bin TL'ye aldığım arsa bu sene 850 bin TL oldu. Emlakla zengin oluyor zaten Türkiye'de. Bir Arada insanları. fark aradaki farkın zekatını vermek zorunda mıyım? Üzerinden bir sene geçmişse. 130 bin aldı almış. tabi. Bir... Nasıl olmuş öyle? Ya? olmuştur ya düşer düşer adam yanılmıştır adam sıkıntıya girmiştir adam bunalmıştır. Aman bir an evvel satayım da itibarımı kurtarayım demiştir. O Şu gün için 130 bin liraya ihtiyacı varmış. Satmış arsasını ama o arsada bugün e şimdi dün aldığını bugün satsan dün aldığının iki misli fiyata satıyorsun be kızım. Bak bir biraz da evvel Hüseyin'le de konuştuk bizim yönetmenle. Bu kadar çapsız bir cemiyeti ben 61 senedir İstanbul'da görmedim. Bey aynısını söylüyor. Niye? Hocam? Bu kadar çapsız, bu kadar düşüncesiz, bu kadar cahilane bir toplum olmaz be kızım olmaz, ne be yavrum Ne açıdan söylüyorsunuz bunu? Ne açıdan söylüyorsun? Her sana? açıdan ya. Her açıdan söylüyorum ya. Bak şimdi. Anlaşıldı senin soruları sormayacağım. Ben her şey keyimi kaybetmeyeyim. Hangi soruları sormayacağım? Yani gelin kaynanan sorusu yok herhalde orada. Var mı? Zaten din sorusu yok. Gelin kaynan sorusu da yok bu. Hocam ne alakası Saba, sabahtan beri size din soruları soruyorum yani. Nereye sormadın yani? din sorusu? Hadi bakayım. Ha? Süle. Sülüyorum. Abi, süle. Sülüyorum bir dakika. Bulabilirsen. Hmm. Bulabilsen. Bekle. Buluyorum. Eski defterler karıştı bulursun. Hocam kedim öldü. Ahirette kedimle yine birlikte olabilir miyiz? Diye. <laughs> yani bir bunu şey söyle. dinle ne alakası var? Bak bunu bak bunu sormuyorum. Yani babamla birleşecek miyim? Anamla birleşecek miyim? Tamam. kadınsa kocamla birleşecek miyim? Bir dakika. Kimlerin tövbesi kabul oldu <laughs> Buna cevap verdik. Şükür değil. namazına cevap tamam. verdik, değil mi? Ha, yani yeter diyorsun ki. Işte. Hayır yeterdin ama hocam tamam, vallahi tamam, seyircilerimiz hadi. soruyor. Aman aman tamam hadi. Ha soruyorum. Ölen Sor. bir kadının cenazesini oğlu ya da kocası yıkayabilir mi? Kadının cenazesi... Ayfer Hanım çok güzel bir soru sormuşsunuz. Yok efendim Teşekkür çok ederim. güzel değil o soru. <laughs> Niye? Ya erkek cenazeyi kendi evladı da olsa... Şu kadın cenazeyi kendi evladı da olsa erkek yıkayamaz. Tamam işte sorun... Evet. Niye güzel? Yani bilgileniyoruz. Yıkayamaz. Peki ölen bir kadının cenazesini oğlu ya da kocası yıkayabilir Hı. mi? Peki tam tersini düşünelim bunu. Tam tersini düşünürsen zaruret halinde. Zaruret halinde. Olabilir. Efendim olabilir diyen alimlerimiz var ama ekseriyet değil. Hı. Ekalliyette. Evet buyurun. Nerede? Ekalliyet. Ya ek ana ekalliyet kelimesine de bakarsan yüzüme pes doğrusu. Ha? <laughs> ekalliyet. Evet. Soruyorum. Sor. Osman Bey'in sorusu 10 numara 5 yıldız bir soru bence. Allah Allah. Bak birine yemek ısmarlamak sadaka yerine geçer mi diye soruyor. Eğer ihtiyaç sahibi ise ihtiyaç sahibi ise bal gibi sadaka yerine geçer geçer geçer. Heh. Kıymetli hocam selamun Aleyküm hayırlı dur. cumalar. Aleykümselam ama dur. <laughs> Madem sadaka dedin bir iki kelime söylerim Efendim kızım. Sadaka çok önemli. Ben onu sana gönderdim bu hadis ha. Baktın mı? Baktım, Bunu dün baktım gönderdim Ayda'ya de gönderdim sana da. Allah Resulü bak şimdi sadaka veren her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu Peygamberimiz. Her Müslümanın. Orada bulunanlar dediler ki ya Resulallah ya verecek mal bulamayan ne dersin? Verecek mal bulamayana ne dersin? Resul-i eliyle çalışır hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar sordu. Ya Resulallah buna gücü yetmezse ne dersin? Yani buna da gücü yetmezse. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olun. Sahabe tekrar sordu. Ya Resulallah buna da gücü yetmezse ne dersin? resul İyiliği veya hayrı istersin, iyiliğini veya hayrını istersin. Bunu da sordular, dediler ki ya Resulallah ya bunu yapamazsan ne dersiniz? Kötülükten uzak durur, bu da bir sadakadır dedi. Çok güzel. Kötülükten uzak durursan bu en büyük sadakadır. Ama kötü insanın içi kurt kaynıyor, onun, Aa, o kötülükten uzak durması olamaksız yani. Evet. Hani bir insanın elini kolunu bağlarsın ya, onun her tarafını bağla, düşüncesiyle kötü... Evet. enerji yayar. Şimdi enerji demişken şu soruyu sorayım hocama. Bak bu da değişik bir soru. Hiç aklıma gelmezdi. Siz Dolunay zamanlarını bilir misiniz? Dolunay'da işte ay hareketleri var. Ay hareketleri falan söylerler bir sürü. Kocakar uydurmalar falan da Yok onun hocam. As Astroloji yani. Evet. Karıma Dolunay'da garip bir şeyler oluyor hocam. Sebebini hmm. sorduğumda Dolunay bana yaramıyor hmm. diyor. <laughs> Dolunay'ın gerçekten böyle bir etkisi olabilir mi diye sormuş. Onu özün Mühendislerden soracağım. Ben anlamam ondan. <laughs> Evet. Peki <laughs> benim mesleğim değil çünkü. Evet. Ha ya diyen yani böyle bir şey yok yani. Ya vardır. Ben biz niye yok diyelim ki? Vardır ama ben bilmiyorum. Benim mesleğim değil. Ben o sahne adamı değilim. Anladım. Ben anlamam ki ondan. Evet. Şimdi Peki. öyle bir şey söyler pot kıracak ne olacak? Allah korusun. Hocam ben ee, bana, kurban olurum bak ay size. Ne kadar bizi, ince ve hassas. Bak bizi müftülerimiz seyrediyor bir kısım müftülerimiz. Eski, geçen hafta söyledim Ali Bey'in selamını? Ali Bey bile bizi seyrediyormuş. Ha Diyanet İşleri Başkanımız. Bütün müftülerimize Evet yani hocalarımız, arkadaşlarımızın için. çoğunluğu bizi seyrediyor. Tamam. Mahmut Toptaş Hoca bizi seyrediyor. Onun da selamı var. Yengemin selamı var. Aleyküm selam Mahmut, Mahmut hocam. hocam bizim saygı duyduğumuz, hürmet ettiğimiz bir ağabeyimizde hafta beş gün yazı yazar. Ben o beş gün yazdığı yazıların ayetini, hadisini bulurum. Efendim bir kenara koyarım. Evet. Hocam aleyküm Hocam takma saç kullanıyor. Kocam. Hmm. Takma saç kullanıyor. Eve gelince de saçını çıkartıyor. Ee, benim de evde de tak diyorum. Ee, kafam nem yapıyor demiş. Benim ne günahım var? Eve gelince çıkarıyor diyor. Şimdi kızım <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği gruplar var. Bunlardan bir tanesi de saç ektire... şey saç ekletenler, saçına saç ekletenler, peruk gibi. Oo. Bir tanesi de kadına benzeyen erkekler, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara da lanet ediyor Peygamberimiz. Bakıyorsun çok daha hani bir, binmiş ödü bize bir yaş teyze de, kızım azıcık ileri varır mısın demiş. Çocuk dönmüş ki teyze ben erkeğim demiş. Oğlum vallahi saçların benden uzundu da onun için seni kız zannettim demiş. Tamam mı kızım? Bakıyorsun saçlarını tıraş ettirmiş. Ense kabak meydanda. Kim bu hanım? Ne hanımı be? Hanım saçıyla güzeldir. Hanım saçıyla güzeldir. Erkek saçıyla, bu bıyığıyla güzel. Allah öyle yaratmış onu. Sen onları değiştirmeye çalışıyorsun. Tamam mı kızım? Onun için peygamberin lanetlediği grupların içerisinde saçına saç ekletenler var. Emme ve lakin. Eğer adam kelse, Cemiyet seni çıkmaya utanıyor ise, ar ediyor ise ona peruk takmayı tavsiye eder din. Ha eve gelince niye çıkarır? Ben evde şunu, şunun yerine takke kullanıyorum. Niye? Saçlarım olmadığı için. Takke kullanıyorum. E beni hiç kimse şimdiye kadar böyle saçsız kel görmediler ki. Yani kadın da şunu söylüyor hocam. Ha. Hocam bakın mesela siz ben ben size bu şapkayı inanılmaz yakıştırdım. Evet. Bir şey mi hocamı getir bak. Bakın hocam ekrana. Evet. Yakışmıyor mu hocamın? Ben inanılmaz yakıştırdım. Aa, ben de bir şey demiyorum. Mesela şimdi atıyorum. Eşiniz siz burada böyle bu şapkayla oturuyorsunuz. Eve gittiğinizde hemen şapkayı çıkartıyorsunuz. Da diyor ki. Yani ben de diyor kocamı güzel görmek eşime, istiyorum. Eşime saygım gereği, çocuklarıma saygım gereği beni hiç öyle görmediler çünkü. Torunlarım beni hiç öyle görmediler. Hep saçlı gördüler. Efendim dolayısıyla da Eve geldiğim zaman evdeki hanımım dışarıdakilerden daha kıymetlidir. Ah hocam. Tabii dışarıdakilerden benim. daha kıymetli olduğuna göre dışarıdakilere kelimi göstermiyorum da <laughs> evdekine niye kelimi gösteriyorum? Çok mu mataf kelin senin yani? Yanlış şeyler bunlar, yanlış. Uygun ama değil. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. İnsan eve gelip de rahat etmek istiyor. Ben ya pijamalarını eve giymek istiyorum. Ya eve rahat edeyim diyorsun. be kızım. Pijamalarını giymek ama, istiyorsun. Ama tamam pijamamı giydim ama, ama kel başımla hanımın yanında. Ya niye kel başımda oturuyorum? Koyarım başımı kap başımı başka başka bir şey. Hocam ne ol kel olmak ayıp mı? Ya kel olma alış denir ya taşıyor. Kel olmak ayıp değil. Kellik ayıp değil. Hepimiz ihtiyarladığım zaman kel oluyoruz zaten biliyorsun. Ha öyleyse eğer iğrendirecek derecede bir kellik varsa yara bere içinde bir kellik varsa onunla aileyi huzursuz etmenin manası yok onu söylemek istiyorum hocam. Peki. Kızım. <laughs> ah. Ah daha ah, ah. Ah, ah, çok var. Tabii. <laughs> hocam onunla ah şimdi çok bakın çok yani şey bir soru var. Hadi bazen birine evlenme vaadi verirsiniz. Evet. Dersin ki sen de evleneceğim. Birlikte... Vaat ettik. Heh, vaat ettik. Sonradan da caydık. Ama gitti. Başkasıyla evlendi. Sevdiği kişi başkasıyla evlenmiş. Elimde öyle deliller var ki diyor. Onun yuvasını bozabilirim aslında. Yazık. Onun yuvasını bozmanın bir sakıncası olur mu diye sormuş. Yok olmaz. Ama hocam olmaz. benim canımı çok yaktı. Benim tam 8 yılımı aldı. Oo. Beni herkese rezil etti. Bir şey söyleyeyim Ben de. ortada kaldım. O gitti kendi bir hayatını kurdu Bir şey söyleyeyim de diyor. kızma ne olur. Bu soruyu soran kızımız da kızmasın. 8 sene nikahsız talaksız bir adamın başını beklemişin. Tamam mı kızım? Adam da senden istifa... Çok özür dileyerek söylüyorum. Saygıda Mesleği gereği beklemiş hocam. Senden Doktor olmuş özür, adam. Senden de özür diliyorum. Adam senden istifade etmiş, 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 etmiş. Ondan sonra da kapının önüne koymuş. Hocam bakın. Doktor olmuş. Zaten eğitimi çok uzun sürmüş. Sonra askere gitmiş onu beklemiş. 8 yıl bu yüzden beklemiş kızcağız. Ya Hiç mu etmiş? tamam da ama... Yani se, bir, bir nişan olmalı değil miydi kızım? neyi bağlayacak hocam nişan He? oldu neyi bağlayacak öyle deme en azından bir güvencedir ya nişan olsa iyi atamaz mıydın e, atamaz tabii nasıl hocam At, atmak için ya belli zorluklar var o için. öyle kolay iş değil ya. Yani. bence adamda iman vicdan ha kızım, bak, olsun. işin o tarafına gelirsek işin o tarafına gelirsek bunların ikisinin de yaptıkları su kaldırmaz din sevgili kabul etmiyor Din nikah kabul ediyor, nikah. Ve nişanlılık döneminde bizim bazı saf Müslümanlar nikah kıyıyorlar. Aman günaha girme. Yani oğlunun kızının başka günaha kalmadı. Nişanlandığı zaman koca, nişan adayı bey midir, kız mıdır? El ele tutuşunca günah gel. Ya deve hamuduyla yutuyorsunuz. Ondan sonra da üzümün çöpü, armudun çöpü diyorsunuz ya. Sonradan da çocuklar nikah oldu demek kapı açıldı demektir. Beni fazla konuşturma. Ateşle barut bir arada durmaz. Ondan sonra da zarar eden kimdir? Ondan sonra zarar eden kızdır. Ve o kızcağız garibim yavrum başka birinin ikinci hanımı olmaya adaydır. Niye? Sırf eski foyamız meydana çıkmasın diye. Tamam mı kızım? Burada çok söylenecek söz var da incitirim diye korkuyorum. Çünkü e, anhası minhası derler eskiler. Önünü arkasını hesap etmeden kendi kafalarına göre bir din, din uydurmuşlar. Kendi kafalarına göre bir ibadet uydurmuşlar. Efendim evde mum yapmak günah. Mum yapmak günah. Niye Aa, günah? Günah mı? <laughs> öyle diyor. Bana öyle soruyor. Niye günah? Ben de yazdım günah değil kızım yakabilirsiniz. Hocam yani ben günaha girmiyor muyum? Ya lafın tamamı deliye söylenir. Dedim kızım ben o devreleri yaşadım. Allah ben Allah. mum ışığında mumu bulamıyorduk da çıralı odunlar vardı. Çıralı çıralı. 50, 51, 52 o seneleri söylüyorum. Çıralı odunu yakarsın koyarsın ocağın başına onun isi evi berbat eder zaten. Efendim o bacadan çıksın gitsin diye oraya koyarsın. Onun ışığında dert çalışırdık biz ya. Ha çıralı odun yok. Gaz lambası yok. Ortada bir mum var. Mumu kim icat etmiş? Mumu ecdad icat etmiş. Peki mum niye yasak? Efendim kilise de şey oluyormuşmuşmuşmuş da. Peki sen kiliseyi ziyarete gitmiyor musun? Kiliseyi gezmeye gitmiyor musun? Kilisenin adamlarıyla alışveriş yapmıyor musun? Ya birazcık geniş düşün. Allah lillah aşkına yani Nur. Olmaz öyle şey ya. Ya hocam ben bu şeye de çok kızıyorum biliyor musunuz? Mesela hani e, yarım doktor insanı candan, yarım hoca insanı dinden edermiş ya. Yani bilip bilmeden. Ama bu hocalık değil bu. Bu, bu soytarılık. Ama işte bunu böyle yapıyorlar ha. hocam. Yani Ama Böyle şeyler. Yani tam bilgisi olmadan ha. eksik bilgisiyle karşısındaki insana fetva veriyor. Şimdi bak bir daha bir, 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 bir geçen söyledim bir daha söyleyeyim. Şimdi bir kısım arkadaşlarım bana cuma mesajı yazıyorlar. Ya ben emekli müftüyüm ya. Ben 60 senedir ayetlerle, hadislerle meşgulüm. Bana ayet yazmana gerek yok ya. Bana hadis yazmana gerek yok. Ben o ayetleri, o hadisleri biliyorum zaten ya. Ama yazmış olmak için yazıyor. Bir de bilgi bildiğini ispat edecek ya. O hastalık var bizde. Bildiğini ispat benim bilgim bana aittir. Karşımızdaki insanın benim bilgime ihtiyacı varsa ona cevap ver. Ben ederim. de sevdim. Bana bana da o mesajlar çok samimiyetsiz geliyor. Şöyle Yok, samimiyetsiz. samimiyetsiz o. Şöyle samimiyetsiz geliyor. <laughs> mesela alıp bir yerden kopyalayıp attığım mesaj yerine gerçekten en samimi duygularında mesela bana atılan mesajlar arasında "Hayırlı Cuma'lar Nurcum ya da "Nur hayırlı Cuma'lar" dedikleri zaman daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü <laughs> sana vakit ve zaman harcamış ve oraya kendi temel ve e, halis duygularını yazmış oluyor. Evet. Ben de bunu çok önemsiyorum. Şimdi vefat Haklısınız. ilanları var. Eskiden çoğunlukla ben Allah rahmet eylesin, mekanı cennet ah. olsun diye yazardım internette. <laughs> çok sevdiğim, hürmet ettiğim bir arkadaşım, hocam, dostum bana dedi ki ya sen önüne geleni cenneti fıstalıyorsun dedim ya ben, ben kimin cenneti fıstalıma hakkım var? Ya o dedi adamın. Doğru dürüst tanımıyorsun. Nereden biliyorsun cennetlik olduğunu dedi ya. Mekanın cennet olsun. Ama diliyorsun ne var ki hocam payı, bunda? Hayır. Cennet bu samimi bir dilek değil diyor bu. Samimi dilek değil çünkü adamı tanımıyorsun. Şimdi cenaze kıldırırız biz. Şimdi eskiden cenazenin namazın sonunda konuşma yapılıyordu. Şimdi namazın başında yapılıyor konuşma. O da hoşuma gidiyor. Efendim muhterem cemaat bu mevtayı nasıl bilirsiniz? Hep bir ağızdan bağırıyor. Ey bilirik. Neyi iyi biliyorsun yahu? Bu komşundu. Akraban değildi. Yakının değildi. İş arkadaşındı. Dükkan komşundu. Öldü. E tamam. Adamın dükkandan gittikten sonra ne haltlar karıştırdığını biliyor musun? E, hocam ne diyeceğiz orada? Pardon Aa, ben bunu kötü biliyordum dak, mu diyeceğiz? Ya Allah. Benim sözümü dinlesene bir. Ha öyleyse nasıl bilirsiniz? Ben bu adamı tanıyorsam iyi biliriz diye şahitlik yaparım. Niye? Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların hepsinin dinde kaynağı var kızım. Bir insan hakkında 40 kişi doğru şahitlikte bulunursa Allah o 40 kişiyi yalancı çıkarmaz diyor. Ben niye bilmediğim adama yalan şahitliği yapayım kızım? Ha o zaman ne diyecek? Allahu alem. Allah bilir. Veya hiç sesini çıkarmayacaksın. İlla nasıl bilirsin dediğinde İyi bilirim diye bağır demiyor ki kimse. Evet buyur. Peki. Ee, hocam kocam beni aldattı. Nikahımız düşmüş sayılıyor mu? Nikah düşmüş sayılmaz adam boşamadan. Bir, iki. Biz resmi nikahlıyız. Resmi nikahlı iken mahkeme bizi boşarsa bir talak hakkı ile birlikte biz de boş oluruz. Ama ve velakin... Kanun bizi boşamadı ama erkek bizi boşadı. Bir fonksiyonu kaldı mı bunun? Bunlar çok su kaldıran şeyler. Doğru. Çok su kaldıran şeyler evet. Hocam, <laughs> kocam düğünümüzde bana takılan altınları bozdurup kendine altın tesbih yaptırdı. Altın tesbih için benim altınlarımı bozdurması. <laughs> evet. Ne dinliyorum oldu hocam? Dinliyorum. Niye ha? gülüyorsunuz? Ya niye gülmeyeyim hadi? Erkeğin altın tesbih kullanması günah değil mi? Ben kocama hakkımı helal etmiyorum demiş. Bir, Kocasına hakkını helal etmeme hakkı vardır. İki, Kocası o altınları bozdurup da altın yüzük şey pardon tesbih, tesbih yapıp, yaptırmış. Efendim, şöyle şak 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 çak diye çekmeye başlamış ama. Erkeğin altın kullanması haram. Aa. Tabii peygamberimiz bir eline İpek aldı. Tamam mı kızım? İpek aldı. Öbür eline başka bir şey aldı. Resul-i bu ipek dedi erkeklere haram, kadınlara helaldir. Onun için ipek ancak ne zaman giyiliyor biliyor musun? O elhamdülillah şimdi yok. Kişi uyuz olmuşsa ipek uyuza iyi gelirmiş. Uyuz olanlara ipek elbise giyindirirlermiş o ipek elbise uyuz olanların uyuz hastalığını giderirmiş. Bunlar tecrübe ile sabit. Allah. Allah. Ejda, tabii ya, evzadın yaptığı işler bunlar evet buyur. Şimdi hocam e, şey helallik istemek bizim dilimize pelesenk olmuş ya böyle. Hakkını helal et. He helal ha, bak şimdi onu geçen söyledik bir daha söyleyelim. Ha. Nur bana bir 50 lira verir misin kızım? Hay hay hocam buyur. Bunu yarın veya bir hafta sonra sana iade edeceğim. Bir hafta geçti, on gün geçti, yirmi gün geçti, ay geçti, sene geçti. Nur'un 50 lirası bende duruyor. Nur belki onu unuttu bile. Ama ben unutmadım, Hinoğlu hinliğimden dolayı. <laughs> Ve Nur, gel bir helallaşalım seninle. Bak ortada Covid var, bilmem ne var, bilmem ne var. Allah korusun. Ölümcül şeyler var. Dostlarımız ölüyorlar. Hadi bir helallaş. Oo hemen helallaşalım hocam. Ben biliyorum sana borcum olduğunu ama sen benden alacaklı olduğunu bilmiyorsun. Sen gayet safiyen hakkını helal ediyorsun. Benim helal etmem tamamen gayrimeşru bir helallaşmadır. Şimdi Antalya'da geçtiğimiz <laughs> günlerde e, enteresan bir helalleş helalleşme, olayı yaşanmış. E, bir esnafın camını kırıp ee, dükkanını soyan hırsız sonrasında öyle bir şey yapmış ki inanamayacaksınız görüntüleri getirelim ekran'a. Evet bu olay Antalya'da yaşanmış. Evet. Hepimiz birlikte izledik. İçeri giriyor. Diyor ki abi diyor ben diyor geçen gün Doğrudur senin dükkanını ya. ben soydum Pişman diyor. Olabilir, doğru bilgisayarı ne yaptın diyor. Bilgisayarı sattım <laughs> diyor. E, benim camımı kırdın diyor. Benim bu kadar diyor masrafım evet. var. 15 bin lira masrafım var diyor. Abi diyor kusura bakma yaptım. Sonra diyor bir camiye gittim diyor. Hoca bana dedi ki hocam pişman oldum demiş. Hoca da demiş ki git helallik al. O da e, dükkanını soydu. Normal. Esnafa gidiyor. Kapısını çalıyor. Abi senin dükkanını ben soydum. Hakkını helal etti. O bir cesaret işte. Tabi. Ve adam da diyor ki arada bir uğra gel buraları keşfet diyor. Tamam sana <laughs> hakkım helaldir diyor. Ya bu, bu da bir olgunluk. Bu yani, da bir olgunluk ama şimdi mesela şimdi şey var hocam orada adam var. almış e, bilgisayarı satmış 550 liraya satmış. Camını kırmış. Hani bir laf var ya ben at ben affetsem Allah affetmez diye. Şimdi bak ben affetsem Allah affetmez sözü ayrı. Bu ayrı. Adam geldi itirapta bulunuyor. Ya Rab! Bilip bilmeden işlediğim günahlarım var. Onları sadece sen biliyorsun. En yakınıma dahi söylemediğim günahlarım var. Onları ancak sen biliyorsun. Beni affet ya Rabbi diye huzura geleni Allah affediyor ise Hırsız da pişmanlık duymuş da gelmişse Ali cenaplık gösterip affedebiliyorsan ya affet kızım. Doğru. Affetmek evet buyur. Derler ya affetmek Allah'a mahsustur. Amin yani. hani... Ama kulunu kuluna da Allah bir fırsat tanıyor. Doğru. He. Vallahi hocam ben şu hayatta şunu gördüm biliyor musunuz? Allah'ım hiçbir şekilde şaşırtmasın. Yani Amenna. Allah şaşırtmaz da biz şaşmayalım. Amenna. Çünkü nefis taşıyoruz, insanız. Ne zaman başımıza neyin geleceği hiç belli olmaz. Bu benim başıma gelmez demeyin. Ben hep hayatım boyunca hocam yapmam dediğim şeylerle imtihan oldum biliyor musunuz? Doğrudur. Yani büyük ne konuştuysam vallahi de billahi de hepsini yaşadım. Yusuf Aleyhisselam'la Züleyha'nın kıssası vardır biliyorsun. Kur'an-ı Kerim bunu enine uzunun anlatır. Biz rahmetli nenemden dinlemiştik bunları. Bilmiyoruz. Okuma ve okumaya önce gördük ki Kur'an'ın emriymiş. Nereden duymuş nenem? Köyün hocasından duymuş. He köyün hocasından. Hazreti Yusuf'la Züleyha'nın arasında bir şeyler oldu. Yusuf kaçtı. Kadın arkadan yapıştı. Sırtından mintanını yırttı. Sırt dedi. İşte Minta'nın parçası. Çağırdılar huzura. Oradaki heyet dedi ki bunun önünde hiçbir şey yok. Önünü yırtmadı da arkasını yırttı. O zaman Cenab-ı Hak diyor ki Yusuf Aleyhisselam وَمَا اُبَرْرُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَتُونَ Nefis daima kötülüğü emreder ama ben bu işi yapmadım diyor. Allah, Hazreti Peygamber'e de duası var kızım. Ya Rab, gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma diyordu Peygamber'im. Düşünsenize saliselik bir an olur. Göz açıp kapatmak. Yani saliselik bir anda bile ha. nefisle baş başa kaldığında Allah her an hata yapabilirsin. E böyle yaşıyorsak nefis insanı, hiç büyük konuşmamak lazım. Tabii Nefis insanı vezir de eder, rezil de eder. Rezil de eder. Onun için Allah bizi nefsimizle imtihan etmesin kızım. Şimdi tabii hep bilmek lazım. Hadislerden, ayetlerden evet, evet, örnekler evet. vermek lazım. Yine hocam hadi bir hadisi örnekleyecek bize. Evet. Hadisimizi okuyalım hocam. Tabii, tabii, Sonrasında tabii. sokağa çıkacağız. Sonra cuma duamız var. Bize cuma duasında eşlik etmek isteyenler varsa... E, ...siz de sevdiklerinize haber verirseniz... Bugün gönülleri duada birleştireceğiz. Bu en zor anlarımızda bir enerji oluşturalım. Kimin kime duası tutar hiç belli olmaz ki. Belki benim size, belki sizin bana, Tabii. belki Yusuf hocamızın hepimize duası kabul olacak. O yüzden gelin gönülleri duada birleştirelim. Az sonra cuma duamıza eşlik edelim. Ama önce hocamın hadisini dinleyelim sokağa çıkmadan önce. Şimdi biz geçen hafta, saygıdeğer seyircilerimiz hatırlayacaklar. Biz geçen hafta 7 grup insan vardır ki, ...hiç kimsenin gölgesinin bulunmadığı bir günde yani kıyamet gününde... ...Allah Teala o yedi grup insanı kendi gölgesinde gölgelendirecek diye anlatmıştık. Onun yedi maddelik bu hadisin ilk üç maddesini söyledik. Kalan dört maddeyi de bu haftaya tehir etmiş Şimdi onlardan başlıyorum. Bismillah. Yedi grup insanı bir hatırlatalım. Hı hı. Efendim... Adil devlet başkanı. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat yaşayıp serpilip büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı olan Müslüman. Bunlar Allah'ın gölgesinde. Bugünkü konumuz ise birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan. Hocam bir şey rica edebilir miyim? Ha, güzel yüzünüzü kapatıyorsunuz <gülüyor> kağıtla? <gülüyor> men ev lillah ve ata lillah ve mena lillah fakat istekmeleri li iman diyor Peygamberimiz. Kim Allah için buz ederse, Allah için verirse, Allah için men ederse. Ya. E ee, seni men ediyorum Allah rızası için. <laughs> hani İslam'da emri bil maruf nehyi ...anil münker var kızım... ...Allah'ın emrettiklerini yapmak... ...ve yaptırmaya gayret etmek... ...yasak ettiklerinden de kaçınmak... ...ve kaçındırmaya gayret göstermek... ...bu önemli bir şeydir... ...prensiptir bu... ...şimdi dolayısıyla da diyor ki... ...birbirini Allah için seven... ...hani diyoruz ya ben Allah için... ...seni seviyorum arkadaş... ...zaten Peygamberimiz de öyle diyor... ...eğer bir insanı seviyorsanız... ...onun yüzüne karşı ben seni Allah için seviyorum deyin. Şimdi bizim seyircilerimizde yazıyor ya, seni Allah için seviyoruz. Bizi tanımazlardı, bilmezlerdi. Bu, bu ekranlar bizi Amerika'dan Afrika'ya, Afrika'dan Çin'e, Hindistan'a varıncaya kadar Müslüman Türklerin bulunduğu yerlerde bizi tanıttılar. Çok Her güzel. tarafta tanıdıklarımız var. Bizim Tayyar e, Altıkola çocuğa Allah uzun ömür versin. Ellerini öpüyorum hocamın. Öyledir arkadaşlar. Haccın nimetlerinden hepimizin evinde birer tane örnek şeyler vardır. Bunun başında da tesbihler ve seccadeler gelir Efendim Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fikret Karaman Hoca. Ona selamlarımı saygılarımı gönderiyorum hocama. Efendim şimdi bir fakültemizin dekanı da Fakültesi'nin. O da öyledir de toplandı arkadaşlar. Eskiden bile müftülüğü yaptığımızda, ilçe müftülüğü yaptığımızda oradaki dar çerçevede insanlara tanırdık. Ama şimdi hac mevsimi olunca bütün Türkiye'den, yurt dışından gelen hacılarla hemhal oluyoruz. Portföy mü diyorsunuz ona? Ne diyoruz? Portföy mü diyor? Böyle bir şey diyorsunuz hani. Şey genişledi. Portföy. Portföy genişledi. <laughs> Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafından gelen hacılarla hem hal oluyoruz derdi. Hı hı. Şimdi biz de herkeste hem oluyoruz. Bizi tanımıyor, bilmiyorlardı. Tabii. Ama şimdi yazıyor, mesaj yazıyor. Sizi Allah için seviyorum. Evet hocam, Amerika'dan bitti. yazan var, Londra'dan e, yazan var. Ha, sizi Allah için seviyorum zaten diyor. Ya, Almanya'da yok. inanılmaz hı. bir ben, seyirci kitlesi var. Ben İbrahim tatlı ondan misal veriyorum. İbrahim tatlı ayağa kalkmasına seyircilerinin duasına bağlarım. Tabii. Benim kendi felcimi de sevgili seyircilerimizin okudukları hatimlere bağlarım. Okudukları Fatihalara bağlarım ve benim için yaptıkları dualara bağlarım. Bir arkadaşım öyle diyor geçen Allah gün. Allah razı olsun. Tabii. Herkese. Geçen gün bir arkadaşım öyle diyor. Diyanet'te bir arkadaşım gene benim bir arkadaşım demiş ki bu pardon, eski Sakarya müftümüz İlyas Selenli Bey'e demiş ki ya bu kutsuf kavakla niye hasta ol millet bey? Vallahi ne bileyim demiş ya bu adam şişman demiş bunda kalp vardır, şeker vardır ama hasta olmuyor. Sebebini söyleyeyim mi demiş İlyas Bey söyle. Bu adam fakire, fukaraya, muhtaca el uzatmayı seviyor. Oradan çok dua alıyor onun için başına bir iş gelmiyor. Ben aynen inanıyorum kızım Elhamdülillah. buna. Elhamdülillah. İnanıyorum evet. Tabii iyilik evet, çok he. önemli ve enerji de... de çok önemli. Şimdi bu bunu biz bitiremeyeceğiz bu gevezelikle. Şurada bir hadis var onu söyleyeyim. Gel yeni kalanını ikisini haftaya. Şimdi Yüce Allah diyor seslenecek diyor peygamberin. Bak kızım. Hı. Yüce Allah kıyamet gününde bu Hureyre rivayet ediyor. Nerede benim rızam için birbirini sevenler? Cenabı ı Hak seslenecek. Araset meydanında, hesap meydanında. Nerede benim için birbirini sevenler? Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün Onları kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim diyecek diyor. Allah böyle kullarından olmayı hepimize nasip eylesin be Amin. kızım. Onun sevgisiyle, onun sancağı altında toplanmak bir kul için en büyük nimettir, en büyük lütuftur kızım. İki günlük dünya, ha hu ha hu dedik. Hani diyor ya Davut Sulari değil 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 bir yaşlı bir sanatçı var ya aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Ya söyleseniz de ki o. Musa ha, Musa Eroğlu. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Şimdi bizim kapının girişindeki çocuklar da alıştılar bana. Emine de alıştı bana da. Her hafta geldiğimde diyorum ki çocuklar ömrümüzden bir hafta daha gitti. Ömrümüzden bir hafta daha gitti. Eriyen kar değil eriyen ömür sermayemizdir kızım. O erirken onu iyi yerlerde kullanmak lazım. Buyur hadi sen dinliyorum. Yalan <laughs> dünya be hocam. Evet. Vallahi bugün varız yarın yokuz. Yalan dünya. Ne güzeldi bir türküdür o değil mi? Bir, 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 bir şiir var şunu okuyamazdık ya. <laughs> Okumazsam hasta olurum ha. Çıktık ötükenden günün birinde yıkandık Mekke'nin tevhid durunda hem dünde hem bugün de hem yarın da, İslamlık miraçtır, ülkü sancaktır. Bu mübarek yoldan dönen alçaktır. Tamam mı kızım? Bu mübarek yoldan dönen alçaktır. Yürüdük nizamı alem uğruna, doğduk güneş gibi küfrün bağrına, batının elleri düştü böğrüne, İslamlık rahmettir, ülkü sancaktır. ...bu mübarek yoldan dönen alçaktır. Hep karaya kara, aka ak dedik. Korkaktan millete fayda yok dedik. Hayat mücadele, ölüm hak dedik. İslamlık cihattır, ülkü sancaktır. Bu mübarek yoldan dönen alçaktır. Daha çok uzun bu, yeterdi. Bu kadar müsaade ettiğin için sağ ol. Şey... Yolumuzun sonu gözüküyor kızım. Evet buyur. Hocam... Evet öyle. Kimin yolunun sonu gözüktüğü belli olur öyle, mu? Öyle öyle. Bak şu sözü söylemeden programı bitirmeyelim ha. Şimdi böyle hanımlar baş tacı yap kızım baş tacı. Erkekler baş tacı yapsınlar. Ya Rab ayakkabısını kapımızdan gölgesini başımızdan eksik etme Allah'ım diyor. Kocası için kocası. Ayak Ayakkabısını kapımızdan ...gölgesini başımızdan eksik etme diyor. İşte o kocanın kıymetini bilmezsen, o hanımın kıymetini bilmezsen, yarın öbür gün dört kişinin sızlığı bindiği zaman eyvah diyeceksin ama işten geçecek be Allah böyle hanımların sayısını çoğaltsın, böyle erkeklerin sayısını çoğaltsın. Mevla Cemiyetimizi, cemaatimizi, milletimizi, devletimizi, vatanımızı, bayrağımızı, sancağımızı bunlarla korumaktan geri bırakmasın bizi. Anladım, evet buyur. Dünyanın en büyük zenginliği ne biliyor musunuz? Ya. Dünyanın en büyük zenginliği aile olabilmek. Ha. Aile olabilmek. Ve gerçekten hiçbir şeyin olmasın ailen olsun. Bir yuvan ya, olsun. Ya, Dünyanın ya, ya. en büyük zengini sensin. Bunu hiç unutma. Allah gerçekten siz dediğiniz gibi böyle kadınların, böyle adamların sayısı eh, artsın. Adam gibi adam. Evet. Kadın gibi kadınların sayısı çoğalsın. Eskiler hep <laughs> öyle derlermiş şey. Gülünur. Efendim hayırlı bir ömür. Evet. Hayırlı bir ölüm. Ömrün de hayırlı olsun. Ölümün de hayırlı olsun. Düştün denize, balıklar parçaladı. Ne mezarın belli, ne yerin belli. Mart ayı geldiğinde bir misal vereceğim sana. Kuru fasulyeyi seven bir efendinin Çanakkale'deki efendim durumunu ve hanımının her gün akşam kuru fasulye yaptığın evde bir lokma yemediğini, efendim tabağını, çanağını, bardağını, efendim çatalını, kaşığını o efendim tabakların yanına koyduğunu ...ve her gün akşam toplayıp onu götürüp... ...geri yerine koyduğunu... ...hasta yatağında yatarken de... ...oğlum, evladım... ...dedenizin... ...kuru fasulyesini unutmayın. Kuru fasulye. Tamam mı kızım? Unutma. Onun için bu devlet, bu millet... ...bu vatan... ...işte görüyoruz bak... ...Ukrayna'ya yapılanları görüyoruz. Aynen Obama denilen adı Hüseyin olan ama Yezid olan adam aynı şekilde Gros kimiydi? Neydi o şimdi işgal ettikleri yer? Onun başkanını şey yaptıkları gibi yalnız bıraktılar. Bütün dünya yalnız bıraktı farkındaysanız. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman başbakandı. Onu da Suriye konusunda yalnız bıraktılar. Bu kızım küfür tek millettir diyor Üstet Necip Fazıl. Küfür tek millettir. Bunların hiçbir şeyine güven olmaz. Niye? Çünkü Allah'a güvenleri yok bunların. Allah'a güvenleri olmadığı için bunlara güven olmaz ama bize yanlış tanıtmışlar be kızım. Yanlış. Yanlış tanıtmışlar bize. Bunları medeni demişler. ne? Bunların tamamını eli kanlı kızım. Of. Ve bunların ellerinde Müslümanların kanı var. Afrika'da Müslümanların bak şimdi Afrika'ya yardım gidiyor diye çok rahatsızlar. Niye? Onlar almak için geliyorlardı. Biz vermek için gidiyoruz. Verebiliyor musun be kızım? Elindeki avucundakini biriktirme yerine verebiliyor musun? Paylaşabiliyor musun? Ee, paylaşabiliyor musun? Önemli olan o. Buyur dinliyorum seni. Paylaşmak güzeldir. Sevgiyi, aşını, Aa, tabii. zamanını. Yani evet. paylaşabildiğin ölçüde zenginsin. O kadar. Allah paylaşabileceğimiz insanlar da olmasına nasip amin, etsin. Amin, amin. Çünkü bazen elinde her, elinde avucunda her şey vardır ama onu paylaşacak insan bulamazsın. Bazen şu bile oluyor olmuyor mu size? Birine sadaka vermek istiyorsun. Kime vereyim diyorsun bunu hani? Tabii. Yani Allah yaptığınız yardımın bile en doğru yere sevginizin bile en doğru yere gitmesini nasip etsin. Çünkü bu çok önemli. Amin, Özellikle amin. Bak, çocuklarımız de için söylüyorum. Bir de Allah, sani seni vekil, edi vekil ediyorlar sana güveniyorlar. Evet. Sen yerini bulmazsan bebel günah senin oluyor. Evet. vebal günah senin oluyor. Evet kızım. Hadi buyur. sokağa çıkalım hocam şu havamızda. Çıkalım daha bakalım hadi bismillah. havamız. Sokağa çıkalım bakalım hocama sorulan sorular ne? Bakalım neler? neler var neler? Lüks yaşamak günah mıdır? Bunun cevaplarını Teşekkür ederim. Anlamadım ben soruyu. Ben de anlamadım vallahi bir şeyin. Bir daha sorar mısınız arkadaşlar getirelim. Lüks ya. yaşamak günah mıdır? Bunun cevaplarını Teşekkür ederim yaşamak günah mı diye soruyor şimdi es diyor ki eskiler eskiler diyor ki işine toplu taşım aracıyla gitmeyip kendi aracıyla gitme imkanı varken kendi aracını kenara çeker de toplu taşım araçlarını meşgul ederlerse bebel altında kalırlar diyorlar tamam mı kızım e şimdi ben eskiden 100 lira veriyordum 17 litre benzin alıyordum. Şimdi 100 lira veriyorum, 6 litre benzin alıyorum. Tamam mı kızım? Elindeki nimet uçtu gitti. Bitti, ha ne zaman geri? Ama yollarda da sabahleyin gelirken trafikten gelemiyoruz be kızım. Yine böyle bir trafik var ya. Böyle de her her geçen 100 arabadan 90'ı tek başına. Tek başına be kızım. Evet. Onun için sorun bir arkadaşımız sorusu neydi? Lüks, lüks yaşamak. Kızım Resul-i Ekrem buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah sevdiği kulunun üzerinde nimetinin eserini görmeyi sever. Allah ona bir nimet vermiştir. O nimetin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever diyor. Zengin olduğun halde efendim pecmürde vaziyette sokakta gezersen bu Allah'ın da hoşuna gitmez sevgili peygamberimizin de hoşuna gitmez kızım. Evet. Peki. Diğer soruyu alalım. Hocama bir soru sormak istiyorum. Yemek masasında konuşmak acaba günah mıdır? Hı? Yemek masasında konuşmak günah mı diye soruyor. Hani derler ya ağzında bir şey var konuşma günah. Ha şimdi eskilerin adab, erkan dedikleri şeyler var ya. Niye yemek masasında konuşulmaz? Aslında yemek sofrasında konuşmak için o sofra ve bugün o sofra ancak Ramazan'da iftar sofraları oluyor. Evet. de evde bulunamıyorsun. Belki ağzın doluyken ha, konuşmak. Geliyorum oraya. Niye yasak demiş Hazret? Ağzın dolu iken konuşursan hem sözlerin anlaşılmaz hem de ağzından çıkan yemek parçacıkları. Ay hocam. Tabii. Karşındakine. <laughs> karşındaki. Onun için de adab erkan önemlidir. O adabı o erkana Gayet Müslüman kibar insandır kibar, be kızım tabii. Kibar insandır be kızım Bu sözü ne kadar çok seviyorum hocam Aa. İlim irfan aradım Kıldım Hah. talep Bak, İlim irfan aradım kıldım talep İlim irfan geride kaldı İlla edep İlla edep Edep bir tacı müştüru hudadan Gi ol tacı Emin ol her beladan Edep başka bir şey be kızım Edep başka bir şey Diğer sorumuzu alalım. Evet. Cenaze evi nasıl olmalı? Cenaze evi nasıl olmalı? Ha cenaze evi nasıl olmalı? Buradan kastı ne onu bilmiyorum ben ki. Ben de anlamadım. Yani şimdi Cafer peygamberimizin akrabayı talukanlığındandı. Rahmetli oldu. Savaşta şehit oldu. Resul-i Ekrem i kirama dedi ki kardeşinizin evinde acı vardır. ...oraya yemek götürün dedi bak... ...1400 sene evvel kızım... ...oraya yemek götürün... ...onlar şimdi yemek yapamazlar dedi... ...o günden bugüne... ...Anadolu'da... ...Anadolu'da... ...7 yemek gün gibi. cenaze evine... ...komşular yemek taşırlar... ...her gün akşam namazı... ...ben köyüm için söylüyorum... ...ama şimdi öyle midir onu da bilmiyorum... ...her gün akşam namazından sonra... ...İmam Efendi'nin başkanlığında camiye gelen cemaat cenaze evine gelir. O yemekleri yer. Arkasından hoca efendi bir Kur'an okur. Ve arkasından da dua eder. Öylece dağılırlar. Ama şimdi ne oldu? Yeni bir adet türedi. Üsküp'te kardeşimin kayınbederi Hacı Reşat. Allah kanı gani, gani rahmet etsin ona. Amin. Efendim. Onun cenazesi için gittik. Soğuk da bir hava. Mezarlıkta defnettik. Mezarlıkta. Dedim ya bu taş bayır yeri. Yere mi layık gördünüz siz benim bu dünürümü dedim ya. Kendi köyü burası tamam ama ne ama. Biraz daha düz müz falan neyse. Neticede daha cenazenin üzerine toprağın tamamı atılmadan başladılar hemen. Herkese birer tane naylon tabak. Allah Allah bu ne dedim ya ne dağıtıyor acaba. Hiç görmemişim çünkü. Ha gele gele geldi bana <laughs> bana, da verdiler bir tabak. Aa baktım ki etli pilav. Şimdi mezarlıkta başlamış. Ha eskiden belediyeler bunu yapıyordu. İyi de yapıyorlar. Belki şeyden dolayı hocam hani bu <laughs> Ama kızım, dolayı. Evladım yavrucuğum mezarlıktan kurtulalım. Oradan ayrılalım. Ondan sonra kendi diyor. başımıza kalalım. Ondan sonra da yemek yiyecek olanlar ihtiyaç olanlar herkes bilir. Evet. Komşular üçer beşer eskiden düğüne giderlerdi köy köy düğüne. Gidersiniz efendim köylüler çıkarlar yola. Efendim ikişer üçer kişi üç herkes şeyine göre ikişer üçer kişi üç ayrı ayrı alana evet. getirir evinde misafir ederdi. Oradaki insanlar da yabancıları bilirler. Yabancıları bildikleri için de Hemen onların açlık derdini ne derman olur? Derman olur evet. evet. Çünkü Buyur. çok güzel adetlerimiz, çok güzel geleneklerimiz adetlerimiz var, değil mi? Muhteşem bir dinimiz var. Evet. Temelinde iyi anlamak, iyi kavramak lazım. Tabii. Sevgili seyircilerimiz, Allah hepimizin zorunu kolaylaştırsın. Hastalar Abi. yazmış. Arzu Hanım dua edin ne olur demiş. Cuma duasını ekleyin. Mehmet Bey yazmış hasta olduğunu. Ne olur cuma duanıza beni de ekleyin demiş. Ev sahibi hepsini. olmak isteyenler, sağlık derdi çekenler, evlat sahibi olmak isteyenler. Gönül derdi çekenler, iş konusunda zorlananlar. Hadi gelin gönülleri duada birleştirelim. Ama öncesinde en zor anlarında Hazreti Ali'nin oh, yaptığı oh. o muhteşem duayı getirelim ekrana. Rica edeceğim televizyonunuzun sesini açın. Evde bir sessizlikle bir sükunetle bu duayı dinleyin. Yumaz bulutun, lütfun ehli cürmün cürmünü ya Ya ol bir hat. Ve bir payan olan deryayı neylersin diyor şair. Ey Allah'ım senin merhamet denizin günahkarın günahını yıkamayacaksa Neye yarar ya Rabbi? Ver de yıkasın diyor. Biz de Miraç gecesinin arifesinde o yıkanmaya talibiz ya Rabbi. Amin. Hocam hiç kesmeyelim, bölmeyelim. Çok kısa bir reklam arasından hemen sonra gönülleri duada birleştirelim. Şimdi, Ve gönülleri duada birleştirme vakti geldi. Evet. Şimdi bugün üç tane hatmemiz var. Allah o kabul etsin. O salatu esin. selamlar, yasinler, tebarekler. Onlar gani. Bugün sabahleyin yukarıda oturur, aşağıda otururken Afyon'dan, yanılmıyorsam ismi Mehmet'ti galiba. Bir amca aradı. Bizim bir hatmimiz var hocam. Onun duasını yapmanı istiyoruz dedi. Hı hı. Onunla bir, birlikte dört tane hatmimiz var. Bak dört tane hatim okundu. Biz onun amin diyeceğiz. Buyurun. Bir de bir şey daha söyleyeceğim hocam. Evet. Bize ulaşan ulaşamayan, hatimler herkesin. okuyan, dualar okuyan tabii, tabii, ve bu dua zincirinde el açıp yüce yaradana yalvaran Bitti. herkesin duası kabul olsun. Saygıdeğer seyircilerimiz bize duaya iştirak edin diyorlarsa evet. perşembeden bildirmeliler. Evet. Ben şimdi şey bıraktım telefonu kızıma. Emine'ye. E, Emine'ye telefon onda. Sen tamam. istediğin kadar mesaj evet. yaz. Hocam önemli olan dilektir ya. Heh. Hani. Dilek tabii. Okuyup ee, ...duasını bize ulaştıramayan evet. varsa onları bir, da dahil edelim. Bir şey edelim. daha ikaz edelim. Duadan yürüdü ama akşam bir yerlerde okudum da... ...daha önceden de biliyordum onu ama bilgi teyidi oldu. Sevgili Peygamberimiz diyor ki... ...dua yaparken hoşunuza giden şeyleri Allah'tan istediğinizde... ...üç defa isteyin diyor. Ya, bu, yani Ya Rabbi günahlarımı affeyle. Ya Rabbi günahlarımı affeyle. Şimdi ben bunu üç defa tekrarladığımda buna benzer. Saygıdeğer seyircilerim ne bu ya tekrar tekrar demesinler. Tamam. <laughs> Bilmeden bir şey yapmamaya gayret ediyoruz. Onu da bilmenizi istiyorum. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهتني ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. ببركه ختمات القران العظيم. واعف عنا يا كريم. Bu anna ya Rahim, bu vana, varhame, anda mevlana fenzuna alal kavm el kafirin, anda mevlana fenzuna alal kavm el zalimin, anda mevlana fenzuna alal kavm el munafikin. Ya ila alamin, mübarek cuma saatindeyiz. Miraç gecesinin tarifesindeyiz. Pazar günü kutlayacağımız Miraç gecesini hakkımızda hayırlara vesile ile. Amin. Milletimiz hakkında hayırlara vesile ile insanlık hakkında hayırlara vesileyle... <laughs> Hatim okutan kardeşlerimizin, Yasin, Tebareke, Salatü Selam, tespit çeken kardeşlerimizin, geçmişlere rahmet eyle, geçmişlerimize rahmet eyle, şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Ya Rab, el açtık amin diyoruz, kapına geldik, merhametine sığındık, şefkatine sığındık. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi, ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Yakınımızda bir savaş başladı. Türk Cumhuriyetlerini, aziz Türkiye'yi, İslam alemini bu ikinin hilesinden, tuzaklarından uzakta tut Ya Rabbi. Amin. Ağız tadıyla yaşamaya başlayan Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Şerlerinden emin eyle, kötülüklerinden emin eyle devletimize, milletimize, <laughs> ordumuza, yurdumuza ceval verme ya Rabbi. Kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Kendine kul Habibine ümmet olma zevkinden. Bizleri, bizleri ve neslimizi mahrum etme ya Rabbi. Doğudan batıya, güneyden kuzeye her tarafı dost gözüken düşmanla çevrili bir vatan arasında yaşıyoruz. Okunan ezanımızla, dillenen Kur'an'ımızla, dalgalanan bayramla sancağımızla. Kıyamet kopuncaya kadar hür ve bağımsız olarak yaşama zevkinden <laughs> bizleri ve neslimizi mahrum mi ya Rabbi. Amin. Lillahi el fatiha <laughs> Ne oldu böyle ya? hayret ya. Hocam ne oluyor biliyor musunuz? Yani tabii dua ederken o kadar büyük bir şekle ve içtenlikle dua ediyorsunuz ki sizin aslında çok böyle... Sesinizi yükseltip bunu yapmamanız gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğunuz hastalığınız da buna müsaade evet. etmiyor. Ama tabii içindeki vatan aşkı. Ya baksana şimdi <laughs> sabahleyin bomba sesleriyle uyanıyorlar uyanıyor, diyorlar kızım. sormayın hocam ya. İki adım ötemizde bu Yani bizim. ve bu devirde. Tabii iki adım ötemizde. Nerede bir bomba patlasa bakın öldü, ülkesi, yeri Bak. hiç önemli ha? değil. Nerede bir bomba patlasa bizim tabii, yüreğimiz acıyor. yani. Tabii. başlar Azerbaycan'dan. Allah korusun. Başlar Türkmenistan'dan. Başlar Kazakistan'dan kızım. Allah göstersin. Yeniden Sosyalist Sovyetler Cumhuriyet Birliği'ni kurmaya çalışıyor adam. Allah'ım inşallah. Onun için Müslümanlar akıllı olmalı. Akıllı olmalı. Akıllı olmalı. Evet, evet buyurun. Allah'ım hep güzel insanlarla karşılaştırsın amin. Başladığımız her yeni günde güzel amin. haberler bizi bulsun. Amin, amin. Ee, bir an önce savaş sona ersin. Hiç...